İşte kanın görevi belli. Bütün sistemde dolaşıyor ve yaşam onunla devam ediyor. Geriye kalan 12 litre kan pompaladığınız zaman, tempolu yürüdüğünüz zaman söylüyorum, o 7 litre kan işte şu damarlarımızın içini tertemiz yıkıyor. Her gün duş yaparız. Bedenimizi temizleriz. Ama bu damarların Evet. yıkanması gerektiğini çoğumuz bilmez. Bunu yaptığımız duşla bu damarın içi yıkanmaz. Bunu kanla temizleyeceğiz. O kan her tarafta bütün damarları tertemiz yıkadığı zaman damarlar uzun yaşayacak, damarlar kireçlenmeyecek, damarlar kendini yenileyecek ve biz de uzun ve sağlıklı yaşayacağız demektir. Sokakta bir sürü dolaşan insanlar var, sokakta ne yazık ki yaşayan insanlarımız var, ölmüyorlar. Yıkanmadıkları için ciltleri kötü kokuyor. Ama tekrar söylüyorum, her gün yıkanmasak bile ki yıkanacağız sağlığımız açısından haftada en az 3 kere bu damarları yıkamıyor isek ölüm hızla geliyor, yaşlanma hızla geliyor demek. Cildiniz yaşlansın, cildiniz kırışsın, kırışmaması için önerilerimi söyledim. Ama bu damarlar yaşlanmaya başladığı an işi kaybettik demektir. Haftada kaç kere yürüyorsunuz? Üçün altına düşmüyorsunuzdur Hocam ben inşallah. haftada var ya değil, ben günlük 1 saat garanti yürümem var. Bir saatin Sabahıyla. üzerine asla çıkmayın. Bir Evet. saatin üzeri tehlikeli. Aşırı egzersizde hiç egzersiz yapmamak kadar tehlikeli. 30 dakikanın altında kalmasın. Bir saatin üzerinde de çıkmasın. Neden 30 dakikanın altı? Çünkü yağ yakımı 24. dakikada devreye girmişken tam 20-25 dakika ya da 30 dakika yürüdünüz. 6 dakika yağ yakıyorsunuz. Öğleden sonra akşama doğru bir 30 dakika daha yürüdünüz. 62'ye böldünüz. 6-6-12 dakika en doruk noktada yağ yakarsınız. Ama bir seferde günde bir kere olmak kaydıyla 60 dakika yürüdüğünüz zaman 60'tan 24'ü çıkarın. 36 dakika en yüksek seviyede yağ yakıyorsunuz demektir. Bir de son bir soru size. Yürüyüşün dışında, Yürüyorum. yürüyüşün dışında böyle karın kaslarınızı, sırt kaslarınızı çalıştıracak ufak diren çalışmaları yapıyor musunuz? Yok, yapmıyorum hocam. Tabii ev işi yapıyorum. Ev Ev kadınıyım. işi ayrı. Ev işi ayrı. Ev işi fiziksel hareketliliğe giriyor. Bakın spor ayrı. Evet. Egzersiz ayrı, fiziksel hareketlilik ayrı. Sporu sporcular yapar. Hep televizyonlarda bunu söylüyorum. Biz spor yapamayız. Gençliğimde milli sporcuydum. Sporcuydum ama şimdi yaş 60 ben spor yapamam. Gençliğimde milli sporcu ben egzersiz yapıyorum. Sizlere de egzersiz öneriyorum. Yaptığınız ev işi de fiziksel hareketlilik. Sporu demek ki yapamayacağımıza göre onu bir kenara ittik. Egzersizin siz bir ayağını yapıyorsunuz sadece yürüyüş. Yani adınız oluyor. Bir de hepimizin soyadı var. Haftada en az 2 gün. 10 dakikadan az, 20 dakikadan fazla olmamak kaydıyla direnç çalışması yaparsanız, direnç çalışması, o stretchingler, o pilatesler, bir spor salonuna gidin demiyorum. Ekranlarda bir sürü yapılan aktivite gösteren uzmanlar var. Kitaplar Evet. var. YouTube'a girin. Uzman olarak ben de oraya 360 tane konu girdim. İzleyin oradan nasıl eşofmanı Hocam giyiyorum. ben öyle Evet. internet ne diye bilmiyorum Ha, hocam, ben cahil olmazsa yani insanım. böyle bilgiyi alın bir yerde bir minderiniz de olmasa yere ufak bir battaniye sarın. Orada bir 10 dakika haftada 2 gün toplam haftada 20 dakika nelere zamanınız gidiyor? O direnç çalışması yaparsanız çok daha sağlıklı olacaksınız. Ama direnci yaptın, yürüyüşü yaptın, ev işlerini yapmadın, fiziksel hareketlilik iyiydin, o da bir işe yaramaz. Bizi izlemeye devam edin. Her zaman için sorularınızı bekliyorum. O güzel sözleriniz için de size ayrıca teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın. Evet, telefonumuz var herhalde tekrardan. Alo, buyurun. Alo, Alo. buyurun. İyi İyi günler. günler diliyorum. Ben Buyurun. İzmir'den arıyorum. Evet. Yürüyüş veriyorsunuz çok güzel de. Ben yürüyemiyorum. 3 sene oldu bel kaymasına ameliyat oldum. Geçmiş olsun. Allah'tan acil Çok şifalar yürüyordum diliyorum. eskiden ama şimdi böyle fazla yürüdüğüm zaman ayağım tekrar uyuşma oluşuyor. Hafif, yani yavaş yürüyorum. Çok tempolu yürüyemiyorum.
Ama kilomu yani boğazımı tutarak diyeyim artık dengelemeye çalışıyorum. 63 kiloyum. 1.58 boyundayım. Yaşınız? 59. 59. Allah uzun ömür versin, sağlıklı ömür versin. Sağ olun. Bel fıtığı var, yürüyüşü yapmayacağım. O yanlış bir olay. Yapacağız. Tempo daha düşük olacak, daha alımlı olacak. Ama hepsinden de önemli olan yürüdüğümüz zemine çok dikkat edeceğiz. Geçen haftalarda söylemiştim, bununla ilgili bir soru gelmişti. Asla betonda yürümeyin. Belle ilgili sorunu olsun ya da olmasın, yok deyip betonda yürüyeceğim diye bir şey ön plana çıkarmayın. Yarın bir gün hepimizin her 5 kişiden 3 kişinde bir bel sorunu var. 30 sene önce bende de vardı ama kilomu hep düzgün tutuyorum. İdeal kiloda hep koruyorum. Kaslarımı çok güçlü tuttuğum için belle ilgili o sorunu günlük yaşantımda asla yaşamıyorum. Yürüyüş zemini asfalt bile olmayacak. En kötüsü beton, ikinci sırada asfalt, sonra toprak zemin. Belediyeler çok büyük hizmet yapıyor. Toprak yürüyüş parkurları yaptı. O özel kirli olan toprak. Hatta çoğu belediyemiz daha da fazla para harcayarak tartan zemin dediğimiz o böyle kırmızıya dönük kauçuk böyle yere zemine monte ediyorlar. Yürüyüş parkurları yaptılar. Orada yürüyeceğiz. Onu bulamıyorsak toprakta yürüyeceğiz. Zeminin dışında asla yokuş yukarı, yokuş aşağı olmasın. O zeminin olduğu yere arabayla ulaşımla gidin, düz yerde yürüyün bel sorunu olanlar için. Bunun dışında ayakkabınıza çok dikkat edeceksiniz. Bir spor mağazasına girdiğimiz zaman yüzlerce değişik renkte, çeşitli nitelikte ayakkabılar var. Yürüyüş ayakkabısı ayrı, futbol ayakkabısı ayrı, atlet ayakkabısı, basketbol ayrı, efendim tenis ayrı, voleybol ayrı. Diyeceksiniz ki o tezgahtara benim bel sorunum var, çok iyi absorbe edecek iyi bir yürüyüş ayakkabısına ihtiyacım var deyin. Rengi, cismi, şekli önemli değil. Sizin ağırlığınızı absorbe edecek yani yayacak çok iyi bir yürüyüş ayakkabısına ihtiyacınız var. Asla günlük rutin sokakta giydiğimiz sokak ayakkabısıyla asla yürümeyin. Evde yürüme bantınız var ise, yürüme bantında yürümek tehlikeli sizin için. Dibinde soft track dediğimiz tartan bir zemin varsa ya da kenarlarında yay sistemi var, absorbe edebilecek yani bir toprakta yürür gibi her adım attığınızda böyle bir esneklik sağlıyorsa onda sorun yok. Zemin iyi, tartan, yürüme bantı ortopedik ama siz yürüyüş yerine koşmayı tercih ettiğiniz zaman mahvoldunuz demektir. Koşmada uçma fazı var. Çok mu detaya girdim? Bağlıyorum. Her iki ayak saniyenin kaçta kaçı havada. Her yere düşüşte diz eklemleri dolayısıyla beldeki omurlara da bası gireceği için açı daralmasıyla sinir uçları sıkışacak, ağrı çok daha artacak. Yürüyüşlerin dışında stretching yapın. Her sabah uyanmadan önce yatakta gerinme hareketi yapın. Yan yatın, bir anda hızla kalkmak yok. İki elinizi yatağın kenarına koyun. Ayakları yere bastırırken şöyle bir 10-12 saniye omurları iyice açın. Yine belde ağrısı olanlar için şöyle bir gardırop ya da kapı eşiğine doğru ayakta ellerinizi yukarı doğru kaldırın. Traksiyon dediğimiz şöyle bir açma hareketiyle omurları açın. Niye? Uyurken omurlar su çekiliyor ve açı daraldığı için sinir uçları sıkışıyor, ağrı oluyor. Bu şekilde traksiyonla açtığınız zaman rahatlayacaksınız. Asla sırt üstü ve yüzü koyun yatmayın. Yan yatın, ister sağ ister sol. Ana rahminde yatar gibi iki dizi karnınıza doğru hafifçe toparlayın. Arasına çok ince bir yastık koyun. Daha rahat uyuyacaksınız. Yeterli mi? Yeterli herhalde. Tekrar sağlıcakla kalın. Kaldığımız yerden devam, sorularda yine çevirmeye devam. Haluk Hoca bildiği her konuda sizi aydınlatmaya çalışacak. Kilo vermede dirençli olanlar can kulağıyla dinlesin. İstediğim oranda kilo veremiyorum.
Her şeyime dikkat ediyorum. Yürüyüşümü yapıyorum, direnç çalışmasını yapıyorum. Ama ayda 1 kilo bile veremiyorum diyenler için bir kere bir dahiliye, bir endokrinoloji uzmanına giderek bir insülin direnci olup olmadığını, tiroidlerinin yavaş çalışıp çalışmadığını kontrol edecek. Bunlar müspetse o zaman şimdi beni iyice dinleyin. Metabolizmayı hızlandırmak için bir kere kalori kısıtlaması asla yapmayacağız. Yani diyet ve rejimlerden uzak kalacağız. Vücudunuzun ihtiyacı ne kadar ise bunu formüllerle de hesaplıyoruz ya da cihazlarda tarayarak ne kadar gün içerisinde alması gereken kalori tespit edebilme şansına sahibiz. Aşağı yukarı Türk kadını 1800 ile 2200 kalori arasında alması gerekirken Türk erkeği de 2000 ile 2600 kalori arasında alması gerekir. 2000 kalori ise kadınsa 2000, erkek ise 2004 ise 2400 kalori alacak. Eğer siz daha hızlı kilo vereyim deyip kısıtlama yaparsanız 2000 kalori alması gereken bir kadının bir anda 1600'e düşürün, metabolizma 1500'e çekecek. Biraz vereceksiniz, hayali bir kayıp olacak. Sonra yine kilitlenecek. Siz bu sefer 1400'e düşüreceksiniz. Metabolizma 1300'e çekecek. Siz 1200'e çekeceksiniz. O 1100'e derken sistemi tamamen bitireceksiniz. Ondan sonra gram bile veremeyeceksiniz. Zaten insülin direnci yok ise insülin direncini de oluşturacaksınız. Aman ha unutmayın. Yemek yiyerek yeterli ve dengeli olmak kaydıyla vücudun ihtiyacı ne kadar ise depodaki yağları o yediğiniz yiyeceklerdeki vitamin, mineral suyla yakabilme şansına sahipsiniz. Bakın aşırı yediğimiz zaman o yağlar çoğalıyor. Yine o yağları yakabilmek için yeterli ve dengeli olmak kaydıyla doğal olarak aldığımız o yiyeceklerdeki vitamin, minerale ihtiyacımız var. Yağ yakabilmek için yine yemeğe ihtiyacımız var. Öyle bir mükemmel, harikulade bir sistemimiz var. Demek ki yeterli ve dengeli besleneceğiz. Yine diğer bir olay, bazı meslektaşlarım, demeyeyim de bazı uzmanlar farklı konularda günde 2 an öğün yiyin diyor. Amerika'yı bir daha keşfetmenin bir anlamı yok. Yok kardeşim, bu konuyla en ufak bir bilgisi olan 3 ana 3 ara düzeni tüketmek zorunda. 3 ana kahvaltı 7-9, öğle yemeği 12-14, akşam yemeği 18-20 arası. 21'den sonra mideye hiçbir şey atmayacağız. Söylemiştim geçen hafta, 21'den sonra yenilen her türlü yiyecek en değerlisi de olsa midede ve bağırsaklarda çürümeye mahkum demektir. 3 ananın dışında arada bir 5 saatlik bir süre var. Şu sistem aynen hepimizde çalışıyor. 2,5 saat sonra şeker düşüyor. Şeker düşünce insülin artıyor. İnsülin arttıkça iştah açılıyor. O zaman siz ne yapacaksınız? İnsülin artmaması için bir ara öğünü saat 10-11 arası kuşluk dediğimiz, 16-17 arası ikindi dediğimiz bir ara öğünü muhakkak koyacağız. Bir de akşam yatmadan önce yoğurt olur, badem olur, ceviz olur, fındık olur. Son bir finali yapacağız. O uzmanlara şöyle bir yanıt veriyorum. Bir bulaşık makinesi düşünün. Şu bardağı koydum, yıkadım. Sonra ikinci bardağı koydum. Sonra üçüncü bardağı koydum. Bir ay sonra fatura yüksek gelir. 3 bardağı aynı anda koyarak yıkama şansına sahibim. Ama siz şu yenilmesi gereken yiyeceği bölerek yediğiniz zaman ne olur? Sindirim sistemi çalıştığı zaman da bulaşık makinesi elektriğe, enerjiye ihtiyacı varsa bizim de kaloriye ihtiyacımız var. Isı enerjisiyle beraber içeride kalori yakıyoruz. Ama siz günde 1 ya da 2 ana öğün tükettiğiniz zaman makine çalışmıyor, sindirim sistemi çalışmıyor. Enerji yani kalori sarf etmememiş oluyoruz. Yine bir handikap, siz kan şekeri düştüğü zaman bir kere hipoglisemi atakları başlar. İleride ne olur? Reaktif hipoglisemiye neden olur. Daha sonra da şeker hastalığına kadar gidebilir. Tekrar söylüyorum, sık yiyeceğiz, böleceğiz. Bir meyve 50 kalori yedik, 40'ı sindirilirken yandı. Onu yakamazsak rezerv oldu, yağa dönüştü. 3 meyveyi peşi sıra yedik, 150 kalori, 40'ı sindirildi,
yakamazsak 110 kalori yağ dönüştü. Ama meyveleri birini saat 11'de, öbürünü yemekten 2 saat sonra, diğerini akşam ya da sabah uyandığımız zaman, yediğimiz zaman çoğunu zaten yakmış oluyoruz. Evet, öğün atlamayacağız. Öğün atladığımız zaman bir sonraki ana öğünde metabolizma sizden intikam alıyor. Yani aynı şeyleri Haluk yapacak, Haluk Hoca yapmaz ya böyle bir hatayı, yapacağını varsayarak bir sonraki ana öğünde kıtlık moduna sokarak bütün yediklerinizi yağ depolarında yağ olarak biriktiriyor. Kendini koruma sistemini devreye sokuyor. Yine düşük glisemikle besleneceğiz. Nedir düşük glisemik? Her yiyeceğin bir şekeri vardır. Sebzelerinde, meyvelerinde ya da bir takım karışımlarla yaptığımız tatlılara koyduğumuz, gözümüze gördüğümüz şekerler. Sebze ve meyvedeki doğal şekerlerdir. Bir meyve, bir muz, Türkiye'de farklı şekeri vardır, Afrika'da farklıdır. Bunu bilim adamları nasıl hesaplamış? Hafif kandan bir parmaktan şeker alıp, aşık şekeri diyelim 70, muzu yiyor, tekrardan şekeri alıyor, bakıyor 150'ye çıkmış. Demek ki muzun şekeri yani glisemik indeksi 80 demişler. Bütün sebze ve meyvelerin böyle ayrı ayrı glisemik indekslerini tespit edilmiş. Glisemik indeksi yani şekeri düşük olan meyveler tercih edeceğiz. Günde 3 ya da 4 porsiyon meyve tüketiyorsak ki bazı bilim adamları ağzınıza meyve koymayın. Karşıyım, yok öyle bir şey. Ekmeği, pilavı, makarna yaşantınızdan çıkarın. Kesinlikle karşıyım. Nedenlerini de zaman zaman söylüyorum. Şekeri yüksek olan en fazla günde 3 porsiyon meyve tüketiyorsun, bir tanesi yüksek glisemik indeksi olsun. Ya Haluk Hoca nedir şekeri yüksek olanlar? Muz, dut, incir, kavun, karpuz, tam mevsimi. Eskiden üzüm şekerdi, biraz aklandı, orta şekerli kısma aktarıldı. Ve her türlü kuru meyvelerde kuru kayısı, kuru incir, kuru üzüm gibi şekeri çok yüksektir. Günde 3 porsiyon meyve yiyorsanız bir tanesi glisemik indeksi yüksek, diğeri düşük olsun. Düşük olanlar nasıl? Şöyle bir meyve ne kadar ekşi ise şekeri o kadar azdır. Kavun karpuza baktığınız zaman o şekerleri gözünüzle bile görebilme şansına sahipsiniz. Bir elma şekeri düşüktür. Efendim şeftali şekeri düşüktür. Ama bir şeftali olgunlaştıkça şekeri artıyor. O bakımdan bir diyabet hastalığı varsa çok olgun sulanmış şeftaliler yerine daha ham olanları tercih etsin. Muzda, bir muzda 7 tane kesme şeker oranında şeker var. Hele hele o muz olgunlaştıkça, karardıkça şekeri daha da fazla oluyor. İlla da muz yiyeceksek, muzun tabii ki çok yararı var, yaşantımızdan çıkarın demiyorum. Daha yeşil kabuklu olanlarını alın. En azından satın alırken onları tercih edin. Muzu buzdolabına koymak yok ama her türlü meyveyi sebzelikteki meyve olan bölüme koruyarak saklayın. Yine sizin yaptığınız her türlü tatlılar, gözünüzle gördüğünüz şekerler sizin sağlığınızı bozar. Ya da bir takım şekerli içecekler var. Bunlar bağımlılık da yapar. İnsülin direnci diyabete kadar neden olur, kilo aldırır, iştahınızı da açar. Yedikçe yiyesiniz gelir. Şu bardak, diyelim şekerim düştü, şekere ihtiyacım var. Çikolatayı, pastayı yedim, şeker yükseldi. Tam bu bardaktaki demlikten dökerken taşmaması için bakıyoruz. Hemen pankreas daha fazla insülin salgılıyor. Buraya bir ünite insülin gelirken yükseldi, şekeri yedik. Diyelim 3 ünite insülin gönderdi. Yükselmiş olan kan şekeri bir anda aşağı iniyor, daha da aşağı iniyor. Yedikçe şeker yükseliyor, yedikçe kandaki şeker aşağı düşüyor. Yani ben olayı şuna benzetiyorum. Gardı düşmüş bir boksörün dayak yemesi gibi. Gardı düştüğü zaman dayağı yeriz boksörün. Ya da bir tansiyonun çıkıp inmesi gibi. Siz şekerim düştü deyip saldırırsanız o şekerli tatlılara hem bağımlılık yapacak
hem de göbek yağlanacak, sağlıklı elden gidecek. Siz sebze ve meyvedeki şekerle ya da tam buğday unundan yapılmış unlu mamullerle, ekmekle, keki bile tam buğdaydan yapıp içine hiç şeker koymadan yulaf ezmesi koyarak, kuru kayısı, incir, tarçın koyarak bir sürü kek, kurabiye yapabilme şansına sahipken bunları tamamen yaşantınızdan da çıkarın demiyorum. Arada sırada o güzelliklerden de uzak kalmayacağız. Ama sıklığı 10 günde birden sık olmamak kaydıyla o şekerli tatlılarda şerbetli değil de biraz daha sütlü olanları tercih edeceğiz. Not almak isteyenler kağıt kalemini alsınlar, hemen yazsınlar. Söz unutulur, yazı unutulmaz. Metabolizmaya özellikle insülin direnci olan, kilo hızlı veremeyenler için ben de gözlüğümü taktım. Siz de kağıt kalemi aldınız, yazıyorsunuz. Egzersizlerden 30 dakika önce bir bardak C vitamini, suda eriyen bir C vitamini için, bu doğal olarak bir meyve de olabilir. 30 dakika önce içerseniz yürüyüşe başladığınız zaman metabolizmanız çok daha hızlı çalışacak. Başka bir konu, kış geliyor yavaş yavaş, bir iki ay sonra greyfurtlar çıkacak. Greyfurt insülin hormonunu baskılıyor. Dolayısıyla iştahı frenliyor. Çok böyle iştahlı olanlar, duygusal açlığa yenik düşenler, fizyolojik açlığı durduramayanlar için greyfurt suyu onları kurtaracak. Ama kocaman bir greyfurtta unutmayın 2-3 porsiyon meyveye eşdeğerdir. Yarısını değil, dörtte birini ısırarak ya da sıkın suyunu için. Bir meyveyi ısırarak yemek en güzeli. Çünkü liften mahrum kalırsınız. Liften de zengin besleneceğiz. Yani meyveleri kabuklarla yiyeceğiz ki metabolizma hızlansın. Çaylardan. Önünüze iki çay koydum. Yeşil çay mı, siyah çay mı? Tercihiniz, eğer kilo vermede zorlanıyorsanız yeşil çayı tercih edin. Yeşil çayın içerisinde tıbbi bir terimler var. Onları burada size aktarmak istemiyorum. Bir madde var ki yağ yakıcı özelliği çok üst noktalarda. Siyah çay fermentasyon olduğu için bu madde çok azalıyor. Tercihinizi yeşil çaydan yana kullanın. Bitki çayları geçmeden önce, yeşil çay bitki çayı değildir. Ne olur? Hala karıştırıyoruz. Bir yere gittiğimiz zaman bitki çayı ne isterseniz, yeşil çay mı ıhlamur mu deyince bir uzman olarak tepki yapıyorum. Yeşil çayda, siyah çayda, beyaz çayda çaydır. Bitki çayı asla değildir. Siyah çay güneşin altında böyle fermente olduğu için, yavaş yavaş kurutulduğu için koyulaşıyor. Yeşil çay fermente olmaması için, hemen fırınlandığı için kendi öz olan rengini koruyor. Bir çayı, Karadeniz olup da çayın rengini bilmeyen olabilir mi? Yeşil. Rize Spor'unda yeşil ve mavidir. Deniz ve çayın renginden almıştır. Rize olarak biraz da ön plana çıkaracağız tabii ki memleketimi. O bakımdan o da bitki çayı değildir. Yeşil çayda da sodyum var, yeşil çayda da kafein var. Ne kadar tuz, o kadar kilo vermemizi düşürür. Sınırsız, asla hiçbir şeyin sınırsız tüketme özgürlüğüne sahip değiliz. Şu suyun bile fazlası zarar, azı nasıl zarar ise, çok fazla su içtiğimiz zaman da su zehirlenmesine neden olur. Çok sık tuvalete çıkarız. Her tuvalete çıkışımızda sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum kaybı olur. Halsiz ve takas yapar, böbrekleri de yorarız. Demek ki yeşil çay. Ama yeşil çayı en fazla 3 dakika, siyah çay 15 dakika demlenebilir. Mate çayı diye bir çay hepimiz duymuşuzdur. Yağ yakıcı özelliğinin dışında şişmanlamayı etki eden hormonlar üzerinde de çok olumlu etki ediyor. Mate çayı yazın, üzerine kırmızı böyle bir